Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim illaki abla yaprağı güzeli nasıl çoğaltıyorsun? Yaprağı güzeli nasıl buduyorsun? Yaprağı güzeli nasıl ekiyorsun diyorlar. Ben de bugün yaprağı güzeli koca koca olmuştu. Dalları zaten çok büyümüştü. Ben de çoğaltmayı düşünüyorum. Zaten düşünüyordum. Dedim bugün bu duyayım. Hem kardeşlerime güzel bir örnek olsun, faydalı bir video olsun, merak edenler de görsünler, onlar da eksinler dedim. Arkadaşlar, şimdilik önce yaprağı güzelimi bir budayayım, ondan sonra anlatacak olduğum bilgileri vereyim size. Şimdi şunları şöyle, şuradan kesiyorum. Şöyle. Çünkü şimdi o kadar güzel kalacak ki aşağıda yerli şeyleri. Şöyle. Yani gençleştiriyorum açıkçası yaprağı güzelimi. Allah izin verirse. Böyle. Ve bunu da buradan keseceğim. Şöyle. Bakalım Allah'ın izniyle şunu da şuradan alacağım. Evet. Bunu da buradan keseceğim arkadaşlar. Böyle küçülttüm arkadaşlar çiçeği yaprağı güzelimi. Hatta şöyle bir şey yapacağım. İlk çiçeğim de bu taraf çok açık duruyor. Oraya dikeceğim. Şuraya dolu dolu olsun saksının içi. Şöyle kırdım arkadaşlar. Sok. Biter bu. Böyle biter. Ama hep böyle şey var. Nedense. Kurt var daha herhalde. Hep böceklenmiş. Hocam diplerine sarımsak koyuyoruz. Sarımsak da koyuyorum. Şey de koyuyorum. Şöyle bir tane daha dikeyim Nuriyeciğim. Güzel olsun. Kıyıp koparamıyorum da Allah'ım ya Rabbim ya. Bende de böyle bir hastalık var yani arkadaşlar. Çiçekleri hemen kıyıp koparamıyorum nedense. Şöyle şu yaprakları alacağım dallarına. Nedense kurt gelmiş bir yerden arkadaşlar. Nereden geliyor bu kurtlar? Ben bir türlü çözemedim. Şöyle. Dur. Arkadaşlar, yoldan geçen bir teyze çiçek istedi. Ben de durdurmak zorunda kaldık yine. Ben her zaman, ne zaman video çekiyorum illaki bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ya şimdi sadece çiçek istiyor, tamam veriyorsun. Tekrar saksısıyla istiyor bazıları. Veya başka çiçek de verebilir misin diyorlar. Benim de ilgim dağılıyor, bilgim dağılıyor. Onun için kafam dağılıyor, cevap veremiyorum. Doğrudur. Orada işte... Şimdi az önce teyzenin bir tanesi geldi çiçek istedi. Ne yapacağımı da şaşırdım. Gene buradan başlayak bakalım. Hayırlısı olsun. Evet. Nuriyeciğim şöyle kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Emine teyze ben şöyle havadan çekeyim. Şöyle. Şunu da şöyle kıracağım. Evet arkadaşlar. Şöyle bunu dikiyorum. Çoğaltıyorum yani. Bu suda da oluyor arkadaşlar. Merhabalar. Şöyle. Bu çoğaltıyor arkadaşlar. Gerçekten dünyada en çok sevdiğim çiçeklerden birisidir yaprağı güzeller. Çeşitli olan. Mesela bütün çiçeklerin aralarına ayrı ayrı saksılar koyduğun zaman var ya. Öyle bir güzellik var. Öyle bir güzel gösteriyor ki çiçekleri. Veya evin önünü, bahçeyi, balkonu. Ya süslüyor resmen ya. Gerçekten bu yaprağı güzeller arkadaşlar. Şöyle çoğaltıyorum arkadaşlar şöyle. Hemen kök atar bu. Bunları suya koyduğunuz zaman da kök atar. Hatta suya da koyayım birkaç tanesini. Siz öyle de görün. Şöyle. Yine toprağımızı şeyle karıştırdık.
Yumurta kabuğuyla falan karıştırdım arkadaşlar, güzel olsun diye, güzel tutsun diye bunu böyle kesiyorum. Ufak ufak işte keseceğim böyle. Hatta böyle dikeyim, isteyenlere de veririm buralardan geçenlere. Çünkü çok isteyen olur arkadaşlar. Şimdi kış yukarı, kış çıkıyor ya. Yaz gününde evin içinde gelen geçen, resim çektirenimi soran bu bahçede arkadaşlar. Öyle bir güzel şeyler oluyor ki bahçede. Onun için şöyle kısa kısa dikeyim. İsteyenlere köklü çeker veririm. Allah izin verirse. Bu yaprağı güzel de çok seviyorum ya. Rengi çok hoş. Kahve rengisi var, yeşili var. Muhteşem gözüküyor. Şöyle. Arkadaşlar kıyamıyorum. Atmam hayatta. Şöyle dikeyim ki güzel güzel şey olsun. Büyüsünler. Şöyle. Ve şimdi götürüp şuralara da dikeceğim. Nerelere? Şu nanenin içine falan diktim mi çok güzel olur. Şöyle küçük dallarını da dikeyim. Arkadaşlar suya koyarsanız suda da kök atıyor. Bunu özellikle söylerim. Ha ben koymuyorum. Niye koymuyorum? Arkadaşlar torunlarım var. Sulu şeyi gördüm mü alıyorlar. Oynuyorlar. Rezil ediyorlar. Yani döküyorlar bu buralara. Üzerlerini de batırıyorlar. Onun için şey yapmayacağım. Suya koymayacağım. Doğru düz koyacak yerim yok çünkü. Benim ev böyle. Ne yapacağım? Şöyle tam 4 saksı oldu. He, 4 saksı. 5 kaç? 4 saksı olmadı. Evet. 6 saksımız oldu Nuriyeciğim. Onları neresi atıracağız? Bunları şey yarın diktim mi büyüdü mü şöyle çiçeklerin aralarına koyarım. Mis gibi. Çok güzel olur. Şöyle. Bir kısım daha dikeyim. Şunları da şöyle koparayım. Hiç kıyamıyorum arkadaşlar. Şöyle ufak ufak yapayım ki şuralarda güzel güzel bitsin. Şunu da şöyle şuradan keseyim Nuriyeciğim. Ha. Şimdi şunlardan şuralara da dikeyim. Aslında benim bıçak falan vardı bir yerlerde ama bulamıyorum maalesef. Nerelere gidip bilmem. Ya gelip bir yerlere götürdük. Artık şuraya bir dikeceğim bir tane. Bir iki tane. Arkadaşlar ektiğim ortancaları görüyorsunuz. Şu ısırgan almam lazım. Isırgan elimi ısırıyor. Çok da ısırıyor. Kaşındırıyor mu? Yakıyor. Yakıyor benim elimi. Şöyle bu otları alıvereyim. Yıkayınca geçiyor mu peki? Geçmez. Arkadaşlar geçenki ektiğim ortancaları görüyorsunuz maşallah tuttular. Hepsi de tuttu ama saksı yok. Ne saksı var ne koyacak yer var. Böyle ne yapayım? Burada bıçakları ne yaptı bu çocuklar bilmiyorum ya. Şöyle şuralara dikeyim bakalım. Şunu şuraya dikeyim. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel renk katar buraya. Geçen sene buraya biber dikmiştim. Süs biberi. Belki araya yine dikerim de. Şöyle. Kadın geldi. Dün mü örtün mü geldi. İlla ki şey diyor bana. Saksısıyla şey ver diyor. Adı aklıma gelmedi. Tarsın patı. Ne olursun teyzem teyzem bana saksısı. Ya tamam sana saksısını vereyim de. Ben ne yapayım? Bir tane mi var o da? Nuriye bu taş gibi olmuş. Bıçak getirme. Üç. Arkadaşlar şuralara da dikiyorum ben.
Şuralara dikiyorum ki nanenin içinde yükselsin, şöyle nane dibinde kalsın. Şöyle güzelce bitsin buralarda. Yoldan gelirken geçen de koparır zaten. Koparsın, bir şey olmaz. Şöyle. Toprağa taş gibi olmuş. Sulamam lazım. Evet arkadaşlar. Şu nanelerin araya şöyle diktim. Gelen geçen arkadaşlarım isterse buradan çeker veririm. Ne yapayım? Çünkü istiyorlar. Versen olmaz, vermesen hiç olmaz. Aptal derler bu sefer. İstedik de vermediler derler. Burayı akşam hortum takıp sulayacağım arkadaşlar birazdan. Evet. Onda böyle kalsın. Çekelim. Ama şu öbürlerinin can sularını hemen vereyim ben. Evet böyle. Uçağı kaldırayım. Pelin Hanım oynar. Şöyle. O da çok tatlı. O da çiçek dikiyor. Arkadaşlar Pelin de çiçek hastalığı oldu. Beni geçti Pelin. Maşallah. Şöyle. Evet. Kenan kardeşim. Gördüm. İlla ki böyle abla ne olursun. Ne olursun abla rica ediyorum. Hani yaprağı güzel. Dik. Al yaprağı güzel budadık. Dik dik. Güzel kardeşim. Bunun fazla bir başka şeyi yok. Bu çiçek Kalyosta diyorlar. Kadife çiçeği de diyorlar. Ama biz çay çiçeği de diyorlar. Bir sürü adı var yani. Çeşit çeşit adları var çiçeklerin. Ama ben yaprağı güzel diyoruz. Biz burada Mersin hep yaprağı güzel diyorlar çünkü. Onun için biz de böyle cam sularını da veriyorum arkadaşlar. Bunlar yarın büyüdüğü zaman sizinle hep paylaşacağım bunları Allah'ın verirse. Bunlar hep kök atacak. Arkadaşlar çiçekleri diktiğiniz zaman hep gölgeye koyun. Gölgeye koyduğunuz zaman çiçekler tutar. Ama güneşin altında götürü koyarsanız tabii çiçekler tutmaz. Çiçekleri diktiğiniz zaman, ektiğiniz zaman Nuriye'cim ayağım batmasın. Ektiğiniz zaman, diktiğiniz zaman gölgeye koyun arkadaşlar. Ancak gölgede çok güzel tutar çiçekler. Tuttuktan sonra, köklendikten sonra da, canlandıktan sonra da çıkarım meydana. İşte böyle. Güzel oldu mu Nuriye'ciğim? Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar benim verdiğim bilgi bu kadar. Bildiğim şeyler. Ben yumurta kabukları da koydum içine. Bazı çiçeklerin dibine, köküne solucan falan olmasın diye samursak da koydum. Böyle çekim yaptık Allah'ın izniyle Nuriye'ciğim. Ben de şöyle oturayım, yoruldum. Havada gerçekten gene soğuk yani, devam ediyor soğuklar arkadaşlar. Bir rüzgar var. Şey yağmurlu Mersin diyorlar ama yağmur da yağacak mı yağmayacak mı bilmiyorum. Yaylalara yağmış aslında yağmur. Arkadaşlar bana destek veren bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini öpüyorum. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Bye bye.